Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın, adeta şov yapıyorlar. Şov! Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Milyoner. Maçın eğlencesi Milyoner'e girdiğin an başlar. Milyoner FC Cumartesi'ye hoş geldiniz. Serkan Akkoyun'la beraberiz. Şöyle bir günün maçlarına bakacağız. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum. Hemen bir hatırlatmam var. Milyoner'in ilk yapay zeka tabanlı bahis yazarı Bahista son dönemlerde %74 oranıyla başarılı tahmin yaptı. Siz de hemen Milyoner'e girin ve Bahista'yı ziyaret ederek yeni analizlerini kaçırmayın diyoruz. Bahista'nın tutturma oranı gayet yüksek gidiyor. Bahista başarılı, yerimizi zorlayan bir yazarlık performansı sergiliyor. Rekabet içindeyiz kendisiyle. Bekleriz buraya. Varsa bir eti kemiği yok ama işte. Yok işte. Yapay zeka. Aynen, yapay zeka günün sonunda. Ama başarılı tahminler yapıyor. Gelelim, hemen hızlı bir başlangıç yapalım. İlk maçımıza Galatasaray-Başakşehir karşılaşması. Nasıl bir maç bekliyorsun? Beklentin ne? Şimdi Başakşehir bir hedef belirledi. Avrupa. Evet ve Trabzonspor'un yaşadığı puan kayıplarıyla beraber gerçekçi bir hedef oldu. Onun altındaki takımlar için. Form durumu olarak baktığımızda da benim gözümde Kasımpaşa ile beraber yani orayı direkt zorlayabilecek iki takımdan birisi. Ben mesela yani Antalyaspor'un transfer yapamamasının, Sergen Yalçın'dan da işte ilk 10'da kalsak iyidir, Avrupa çok gerçekçi değildir duyduktan sonra Rizespor'da çok inişli çıkışlı. Bir maç haftanın en iyisi, bir maç haftanın en kötüsü. Deplasmanlarda bir de problem evet, yaşıyor bayağı. Evet, o iki ayrım var. O yüzden tabii Çağdaş Atan'ın da plan programlı bir hoca olmasından dolayı bu hedefe en yakın iki takımdan birisi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in, yani şaşırmam 5. sırada falan bitirirlerse ligi. Ben şaşırmamaya geçtim, ben bitireceğini düşünüyorum bu arada. Olabilir. İşte Piontek formda. Evet, atmaya başladı. Gayet iyi. Dubois formda, her hafta çok iyi oynuyor. Diğer tarafta Galatasaray'ın da çok gol sorunu yok. Yok. Ama bu noktadan sonra artık kaybetmeye tahammülü de yok. Tabii. O yüzden iç saha avantajıyla beraber ben Galatasaray'ın daha iyi oynayan taraf olacağını düşünüyorum. Maçın üst olacağını bekliyorum. İlk golü de Galatasaray'ın atmasını bekliyorum. Yakınım sana tahminlerde. Galatasaray zorlu bir fikstüre giriyor. Üst üste Avrupa'da başlıyor. Perşembe günü Sparta Prag karşılaşması da var. Dolayısıyla yorulacağı bir dönem Galatasaray'ın. İşte transferler geldi ama sol bek Avrupa'ya yetişmedi. Sadece ligde oynayabilecek Köln. Bu arada oyuncuyu izledin mi? Normal sezonda izlemedim. Transferden sonra yok, izledim. Yok, yakın zamandan izleyeceğim. Ne düşünüyorsun? Sonra. Geçen programda da konuştuk. Bence özellikleri olan bir oyuncu. Ama zaafları da olan bir oyuncu. Tam böyle şey döneminde. Yani ya olacak ya da böyle kalacak. Böyle devam edecek bir oyuncu. Yani şöyle bir şey var. Mesela kendi hocası şunu söylemişti onunla ilgili. İşte savunması eleştiriliyor ya. Hı-hı. Almanya'da da eleştiriliyor savunması. Hocası da diyor ki siz diyor işte iyi savunma yapan klasik bir sol bek mi istiyorsunuz? Yoksa oyuncunun takıma verdiğini veren bir sol bek mi istiyorsunuz? Ben ikincisini istiyorum. O yüzden bana göre ligin en iyi sol beki Köndür diyor. Oyuncunun orta meziyeti. Ya oyuncu aslında hücumda, hücum verileri falan inanılmaz iyi. Ceza alanına en çok topla giren oyunculardan birisi. Orta meziyeti çok iyi. Önde iş bitirme özelliği iyi. Şutu var. Şutu var. Tek soru işareti benim için. Galatasaray'da çok ihtiyacı olmasa da işte savunma arkasına atılan toplara dönüş reaksiyonu olacak. Çok savunma meziyetine ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ligin ikinci yarısında Galatasaray'da. Bir de son iki sezonda ağırlıklı olarak Beşli'nin sol beki olarak oynamış ya. Acaba ikinci bir Annelinho durumu olur mu? Ama burada da Okan Buruk'un şeyi önemli işte. Oyuncuyu kullanım şekli önemli. Yani ben çok şey bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Niye alındı demem. Ama çok büyük de bir beklentim de yok açıkçası. Vaat ettiğini gerçekleştirirse Galatasaray'a fayda sağlayacaktır. Ben Orye'den daha çok ümitliyim Köln'den. Daha hedefleri olan bir oyuncu bir kere kariyeri adına. Zaten teklif geldiği gibi de gelmek istedi buraya. Onda bence Sacha Boey'nin de gelişimindeki etki bu tarz bek oyuncularında Galatasaray'ı cazip hale getirdi. Bu kadar gelmek istemesinin altta yatan sebebim Sacha Boey'le de alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya Köln için şunu düşündüm ben mesela. Oyuncu çok genç yaşta Bayern yaptı ya. Evet. Sacha Boey Galatasaray'dan Bayern yaptı. Belki şunu bile demiş olabilir. Ben de gideyim Galatasaray'a. Tekrar belki Bayern'e dönerim. Çünkü demiş o dönem olabilir. Önünde hem Alphonso Davies vardı hem Alaba vardı. Evet.
Şimdi mesela Bayern Solbeck'e o kadar da alternatifsiz değil. Yani tek bir alternatifli oyuncu... değil. Pardon, alternatifli değil. Tek bir oyuncunun eline bakıyorlar. Evet, Davis'e bir şey olsa... Yani niye bunu hayal etmemiş olmasın? 24-25 yaşında. 2 sene oynasak 27'de biz de bir 25-30'a niye olmasın? Düşünür yani sporcu. En kötü ihtimalle Bundesliga'dan daha iyi bir kontrat alabilir. Ya her futbolcu da Bayern seviyesine çıkacak diye bir şey de yok. Ama atıyorum Dortmund seviyesine çıkar. Adı zaten Leverkusen'la ve Mönchengladbach'la anıldı geçen sezon. Geçen yaz daha doğrusu. Demek ki oralarda izlenen, takip edilecek bir oyuncu. Alman tabii onun da etkisi var. Tabii. O yüzden piyasası da olacaktır. Performansını göreceğiz. Ben de konusunda... Özür dilerim. Tek soru işareti. Kerem Aktürkoğlu'nun arkasında oynayan sol bek işin işler hep zordur. Yani Zaha ile oynamakla Kerem oyun arasındaki farkı da az çok bence Barış Alper'de falan da görmüş olabiliriz. Hı hı. Yani Kerem'in arkasındaki bek Van Aanholt'u, Anelinho'su, Kazım Can'ı kim oynarsa oynasın orada. Hep zorlanır. Yani Köy'ün öyle de bir payı var bende. Bir kredisi olacak Kerem'in arkasında oynadığında. Tam böyle istediğini yapamazsa biraz da onun payı olacak. Gerçi alışık bir oyuncu. Sen dedin işte kanat bek oynadığında kanada olduğu gibi kullanmaya. Dörtlüye döndüklerinde de biraz bu Ancelotti'nin 4-1-2-1-2'si gibi oynamışlar bildiğim kadarıyla. Yine aslında kanadı tek başına kullanmış. Önde bir kanat oyuncusu olmamış. Belki tercih sebebidir bu da. Hani Kerem'i daha çok içeride artık Kerem'i çizgiye bastıramıyoruz. Bari bek tüm kanadı kullanabilirsin. O zaman hazır seni bulmuşken kısaca şunu da sormak istiyorum sana. Senin de görüşünü merak ediyorum. Hazır bulmuşken derken sanki her gün birlikte değiliz gibi. Evet, her gün birlikteyiz de programda bulmak. bir hafta bekliyorum sonuçta. Doğru, aynen. Hafta sonundan hafta sonuna. Haftada bir buluyorum yani. İşte haftada bir buluyorum. Burada konuşuyoruz tabii de izleyicilerimiz de senden faydalansın istiyorum. O yüzden şunu soracağım. Zaha mı oynamalı, Kerem mi oynamalı sol kanatta? Çünkü artık Mertens de vazgeçilmez oldu. Şimdi orada 10 numaraya Kerem'i çekiyordun. Bence sistem işlemiyordu ama bir şekilde Kerem'e yara açmış oluyordun. Şimdi Mertens de formda. Orada iki tane bizim bilemeyeceğimiz şey var. Nasıl diyelim? Etkileyen faktör var. Bilemeyeceğimiz şu. Kerem'in zihin yapısı. Kerem şu andaki gibi yani sürekli kendini sevilmediğini düşünerek sürekli bana şu yapıldı, bu yapıldı, öyle oldu derse hiçbir yerde faydalı olmaz. Olamaz. Kendisine de faydası olmaz. Ama Kerem bunlardan sıyrılır, daha berrak bir kafayla olursa benim sol kenardaki birinci adayım Kerem. Zaha'yı alternatif olarak kullanabiliriz. Sağda kullanıp dönüştürebilirsiniz. Santrafor 4-4-2 çıkabilirsiniz vesaire. Ama benim birinci adayım Kerem. Şartım bu. İkinci bunu etkileyen faktör de santraforun form durumu. Şimdi Kerem'i sola koy, arkasına Köy'ünü koy, önlerine işte Halil gibi bir profil koy. Yani bence sola Kvaratskhelia'yı, sol beke de işte Theo Hernandez'i de koysan yine istediklerini yapamazlar. Çünkü santraforda Osimhen yok, Giroud yok. Bütün örnekleri mesela İtalya'dan görüyorsunuz. Mesela Alphonso Davies demiyor, Theo Hernandez diyor. Direkt kolaydan. Gerçek bir sinyor ya. Şey yapmamak için, es vermemek için ilk aklıma gelenlerse. Ama Icardi tekrar yakaladı formu. Ya da Vinicius tam isteneni verdi. O zaman bunu etkiler Kerem'in ve Köy'ün performansını. Ama şimdi bu kadar konuştuğumdan da çıkan sonuç hep benim birinci adayım Kerem Aktürkoğlu. Benim Zaha mesela. Ben Zaha'nın ilerleyen haftalarda Galatasaray için bayağı vazgeçilmez bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bunu düşünme sebebim de aslında biraz seninle aynı bakış açısı. Takım aidiyetini çok arttığını görüyorum ve haber olarak da alıyorum Zaha'nın. Adaptasyon süreci aslında biraz yeni yeni tamamlanıyor takımla özellikle. Şehirde çok bu adaptasyon sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü genelde evinde oyun oynayan bir yapıda. Çok dışarı çıkacak falan bir profil değil. Akıllı adam İstanbul'da artık. Dışarı çıkmak. Evet. Hatta gerçi o parayı kazanan insanların yaşadığı İstanbul'la bizim yaşadığımız İstanbul'la arasında fark var da. Paradan değil ya. Kalabalık trafik. Evet. Yani mesela Zaha nerede oturuyor diyelim. İşte Florya'da otursun. Zaha Florya'da. Dedi ki. Ya ben hafta sonu bir Yeşilköy sahile gideyim. Mangalcılardan oluyor. Yani arabayla gitsen inemezsin. İnemez. Park yeri bulamazsın. Bulsan o kalabalık sana imkan vermez. 72 milletin arasında hangi zevki alacaksın? Evet. Onu geçtim. Hadi dedi ki ya şu Serkan'ı bir ziyaret edeyim dedi. Caddeye geldi, Bağdat Caddesi'ne. Zaten gelemedi. Gelemedi. Florya'dan Bağdat Caddesi'ne hafta sonu gelme ihtimali
2-2,5 saatte falan gelir. Evet. Geldiğinde de zaten kendinden bezmiş olur. Kezeye kalmaz. Akıllı adam evde oturuyor. Akıllı adam evde oturuyor. Ama takımla iletişim ve adaptasyon süreci yeni yeni tamamlanıyor gibi bir durum var. Bunu zaten maçları izlerken de izleyicilerimiz de fark etmişlerdir. Arkadaşlarıyla iletişimleri falan daha arttı. Ben onun çok belirleyici olacağını düşünüyorum Galatasaray adına şampiyonluk yarışında. Ben bir şekilde Zaha formayı alacak gibi geliyor. Sağ kanadın Barış Alper olacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi Kön de geldiğinde bir yabancı daha kadroya atmış oluyorsun. İşte hem sağ bekin hem sol bekin yabancı olmuş oluyor. O yüzden Ziyech'in zaten Galatasaray'la ben çok bağı kaldığını düşünmüyorum. Yani sakatlık sonrası da çok verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Tete'nin performansı çok yeterli değil. Ben orada bir şekilde özellikle Oğri'ye oynarken Barış Alper Yılmaz'ın ön alanda oynayacağını düşündüğüm için de Zaha bana daha şey geliyor. Ben biraz ön tarafta Fenerbahçe'deki gibi maç maç rotasyon görebileceğimizi düşünüyorum. Görürüz illaki. Çok Kerem Mertens, evet. Atıyorum Kerem Mertens, Barış. Zaha, Kerem, Barış. Evet. Zaha, Mertens, Barış. Arkası da işte Bardakçı da gelince belki Kerem'in yerine Berkan'ı, Kutlu'yu izleyeceğimiz maçlar falan. Evet. Olabilecek böyle şeyler. Buna bakacağız. Senin tahminlerine ben de katılıyorum. İlk golü Galatasaray atar. Mantıklı bir tercih. Onun dışında da üst seçeneği de fena durmuyor. Evet. Bu şekilde bir maç olur gibi geliyor bana. Gelelim o zaman şeye, La Liga'ya. Güzel maç. Final gibi maç aslında. En azından Real Madrid için bayağı bir final. Yani kazanırsa artık işleri çok yoluna koyacak Real Madrid-Girona karşılaşması. Real Madrid kazanırsa bence şampiyonum der. Hı hı. İçeride yani kendi şey, tesislerinde falan. Ki bu maçları da iyi oynar. İkisi de top oyunlarında değiller. Hı hı. Kayıpla geliyorlar. Şimdi Vinicius'un yokluğu biraz şey yapıyor tabii ki. Zorluyor. Biraz değil, bayağı zorluyor. Etkiliyor. Onun durumu önemli. Girona için de bence hedef hiçbir zaman şampiyonluk olmadı. Olsaydı güzel bir hayaldi. Olursa da güzel bir hayal. Bu arada ikincilik de çok büyük başarı Girona bence için. Bence zaten asıl hedef o yani. İkinciliği de geçtim. Şampiyonlar Ligi potasında kalmak. Girona tarihinin en büyük başarısı olacak. Kesinlikle. Bak Girona bir Katalan takımı. Ve yani Katalan takımlarını saydığımızda Barcelona ve İspanyol'dan sıra gelmez Girona. Ben Katalan olduğunu şu an senden öğrendim Katalan mesela. Katalan takımı yani. İşte Pep'in kardeşinin takımı. Sahibi. Hmm. Pep Guardiola'nın kardeşi zaten. City Grup bünyesinde yer alan hatta Savio'yu da City'ye yolluyorlar büyük ihtimalle. Hmm. O yüzden burası Girona için okey. Sadece şöyle bir şey var. Hani maçın temkini durumu Real Madrid'in biraz top oyununda olmaması. Sonuçta Real Madrid kazanır ama ilk yarısı da alt bitebilir bu maçın. İkinci yarıda kazanabilir Real Madrid. Şimdi Real Madrid beni geçen hafta hayal kırıklığına uğrattı. Ben Atletico Madrid karşısında daha etkili bir skor bekliyordum. Ama işte senin dediğin nokta Vinicius'un yokluğunda çok Vinicius en çok etkilediği şey de öne geçtiği maçı koparma. Çünkü Vinicius koşarken bacaklarını göremediğim bir adam yani. Sahaya basmıyormuş gibi gidiyor. Bel altı yokmuş gibi gidiyor. O kadar hızlı bir oyuncu. Maçı koparma noktasında da çok önemli etkisi oluyor. Özellikle açık alan bulduğunda şimdi... Biraz şanssızlık da oldu Atletico maçında. Evet. Kaçanlar da oldu. Geldin son dakikada yedin. Yani. Aynen. Gol de şey. Yediği gol de yani... Bir anda Llorente'nin önüne düştü falan evet. Bir şeyler oldu orada. Kötü bir gol yedi. Daha iyi bir oyun bekliyordum ama. Ama ben de bu maçı kazanıp Real Madrid'in ben şampiyonum diyeceğini düşünüyorum. Öyle görünüyor. Üst ve karşılıklı gol seçenekleri de. Şimdi Girona içinde şöyle bir durum var. Eğer bir şampiyonluk hayali varsa ki mutlaka vardır. Buradan bir şey çıkarmak zorunda. Dolayısıyla ben onların da ofansif bir oyun ortaya. Zaten genelde öyle oynuyorlar. Ofansif bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol de. Bana bu maç için mantıklı geliyor. Karşılıklı gol hatta şey de olabilir. Karşılıklı gol var. Ev sahibi kazanır da bir seçenek olabilir birlikte. Gibi olabilir, evet. Geliyor bana. O zaman geçelim bir diğer maçımıza. Seveceğin maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Tottenham-Brighton karşılaşması 18'de oynanacak. Tottenham'da güzel haberler var. Postekoğlu herhalde bu haftayı biraz daha geçen haftalara göre rahat geçirmiştir. Sar dönüyor. Bissouma'nın durumu biraz... Karışık ama son döndü. Perşembe günü takım antrenmanındaydı. Salı yola çıktı Perşembe elenince ürdüne Güney Kore. Takıma katıldı. Ya Perşembe döndüğü için ben oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bence oynar. Bence de oynar. Perşembe, cumartesi. Richarlison zaten çok formda. Dolayısıyla da bir uzun zamandır tekrar kadronun toplanmış hali var Postekoğlu'nun elinde. Ne düşünüyorsun maç öncesi? Şimdi Tottenham evinde üst üste 5. galibiyeti arıyor. Evet. Daha enteresan bir istatistik. Brighton Eylül'den bu yana deplasmanda kazanamıyor. Evet. Ve deplasmanda bu sezon sadece 2 tane galibiyeti var. O da ilk 2 deplasmanı. Evet.
Yani bir United, bir de bir takım. Ya ilk bir takımı yendiler. İlk deplasman, ikinci deplasman United yendiler. Sonra hiç deplasman kazanamadılar. Zaten o dönemde United'da biz de voleydan 11 kişi gitsek yeneceğimiz durumdaydı yani. Değil mi? En kötü beraber ilk yarıyı beraber bitirirdik. Ondan sonra hiç deplasman şeyi yok yani. Çok enteresan bir istatistik. Kupadakiler dönüyor. Dediğin gibi Tottenham için avantaj. Bu Brighton'da da avantaj olabilir. Ya aklıma bir sahne geldi abi şu anda. Biz Manchester'da maç yapıyoruz. Antony topu alıyor. Serdar abi de arkasından bağırıyor. Sinyalci diye. Sinyalci. Topla beraber taca çıktı Antony. O anda yemin ediyorum. Döne döne bu sahneyi gidiyor. Yaşadım kafamda şu anda yani. Ali'ye bam gibi giriyor falan. Aynen. Güzel olurdu. Keşke böyle bir imkanımız olsa Manchester'a gidip. Ondan sonra gol bahsi için ideal bir maç gibi duruyor. Çünkü Brighton bu arada kötü bu aralar. Kötü. Bu aralar kötü futbol oynuyor. Kadronun da istediği gibi kombine edememesi rezerviye etkiliyor. Ama artık ilk 5'ten çok kırıldı yani. 10 puan fark oldu neredeyse. Avrupa biraz zora giriyor. Tabii burada bu maçta biraz kırılma noktası. Tottenham için de yukarısı hala çok ciddi bir hedef. Tabii ki. Yani oradaki puan kayıpları da çok etkiliyor. Yani yukarıdakiler hepsi bir şekilde puan kaybediyor. Aston Villa mesela son haftalarda 3 haftada 3-4 haftada 2 kere falan puan kaybetti. Zaten 2 puan farkı indirdi Tottenham Şampiyonlar Ligi ile arasındaki öyle. Farkı. O yüzden bu maç gol bahsi açısından verimli bir maç olarak duruyor. Sana gol bahsi konusuna katılmakla beraber şimdi şöyle bir durum da var. Ben Tottenham'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Oranı da çok beğendim, 1.61 oranı. Ben direkt 1 üstünden gideceğim. Ben Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadro ki forma girdi Tottenham son haftalarda, fena değil. Everton maçı da çok talihsiz oldu mesela Tottenham açısından. Son dakikada gol falan. Normalde onu da kazanıyordu. Ama yani iyi geliyor Tottenham. Kadro da tamamlanmışken, Brighton da bu kadar kötü yakalamışken. Bir de Brighton top oynamaya çalışan bir takım olduğu için içeride kendisinden daha güçlü takımla oynuyorsa deplasmanda o takım daha avantajlı oluyor genelde. Kapanmadığı için falan. Ben o yüzden Tottenham bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Oranı da 1.61 çok hoşuma gitti açıkçası. Ay tam senin maçına geldik. Olamaz böyle bir şey. Roma-Inter. 20'de oynanacak maç hakkında neler söylemek istersin? Şimdi ya ekstra bir durum olmazsa Inter Juventus galibiyetiyle büyük ihtimalle ligi kazandı zaten. Hı hı. Çok ekstrem bir durum olmazsa bu ligde çok... Saçma sapan bir şeyler olması lazım yani. Bu form durumuyla, bu futbolla, bu bireysel oyuncu formuyla vermesi çok zor. Şimdi De Rossi geldi Roma'ya ve maç kazanıyorlar. Fakat orada insanları yanıltmasın. De Rossi'nin geldikten sonra kazandığı maçlara bakıyoruz. Kimi yendi De Rossi? Verona'yı yendi 17. Salernitana'yı yendi 20. Cagliari'yi yendi 18. Güzel bir fikstürde gelmiş kral. Yani bu maçlar zaten Mourinho'du yani. Mourinho ayrılmasa bu maçları kazanıp sezonu bitirecekti belki de. Sezon sonu ayrılacaktı. Doğal olarak fikstürün de avantajını aldı. Ha kötü mü oynuyor? Gayet iyi oynuyor. Ama ben şunu da söyledim. Roma zaten Mourinho'yla da kötü oynamıyordu. Şimdi De Rossi ile ligi ilk 5'te bitirmek şöyle bir algı yaratacak. Yani Roma toparladı ve ligi ilk 5'te bitirdi. Avrupa'ya gidiyor. Mourinho ile ligi ilk 5'te bitirmek, ya koskoca Mourinho 5. mi oldu? Aynen öyle. Bu farktan dolayı Mourinho buna maruz kaldı. Fikstürün de avantajıyla kazanıyor. Bu moralle Inter'i zorlayabilirler. Ama kazanabileceklerini düşünmüyorum. Ben maçı Inter'in kazanacağını düşünüyorum. Ve ilk yarı 0, ikinci yarı 2 gibi bir ekstra fikrim de var açıkçası. Güzel. Inter şu an herhalde Avrupa'nın büyüklüklerinin en formda takımı diyebilirim Inter için. Evet. Leverkusen'la beraber. Ama en oynamak istemeyeceğin rakip. Evet. Gerçekten çok zorlayıcı. Ya bu Hakan Çalhanoğlu'nun da bir tane pası var ya, Turam atıyor galiba. O Hakan, nasıl bir pas abi o Hakan yani. Hakan derbinin yıldızıydı. Kesinlikle Juventus derbisinin muazzam yıldızıydı. Hadi be Montella. Kullan şu Hakan'ı yani. Bence öyle kullanacak. Bu dakikadan sonra artık Hakan'ı forvet arkasına zorlamanın tek bir mantığı kalmadı. Evet. Bence Hakan da artık o şey kafasından çıksın. Ben 10 numarayım. Ben her şeyi ben yapmalıyım. Değilsin abi, 10 numara oynamıyorsun işte. Değilsin. Ya sen bırak yani o işi. Sen yani şey modu var ya Hakan'ın milli takımda. Korneri de ben atayım, golü de ben atayım, asisti de ben yapayım, presi de ben yapayım, her şeyi ben yapayım. Kaptanım 10 numara. Olmuyor yani.
Sen 6 numarada Inter'deki işlerini yap. Bırak golü Kerem atsın, Kenan atsın, Semih atsın, işte Arda atsın, İrfan Cengiz atsın. Var yani var, o işleri yapacak çok adam. Çok var artık. Belki Enes oynayacak, Premier Lig'de Enes atacak falan filan. Hı hı. O yüzden ama derbinin de yıldızıydı tartışmasız. Kesinlikle. Ben de Inter'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Aynı zamanda alt seçeneği de bana çok gol olacakmış gibi gelmiyor. Alt seçeneği de denenebilir. Ben de bu şekilde tahmin yapmış olayım. 1-0 Inter. La Liga için dedik ya bir final maçı var diye. Şimdi Bundesliga'ya gidelim. Evet. Gerçek bir final. Bu artık finalin de finali ya. Bu kupa finali gibi bir şey bu. Leverkusen Bayern Münih karşılaşması. Ne düşünüyorsun? Vallahi Leverkusen Alonso son dakikada kazanmaya devam ediyor. Hı hı. Kupada da son dakikada tur atladı. Ligde de son dakikalarda kazanıyor. Enteresan işler oluyor orada. Ben sana onu söyleyeyim yani son dakika işini. Ben açıkçası bu maçta Leverkusen adına problem görüyorum. Bayern Münih en kötü zamanında bile ligi kazanmıştı. Evet. Yani ben bu maçın Bayern'in mekanın sahibi geri geldi diyeceği maç olacağını düşünüyorum. Aksi halde Leverkusen'in şampiyonluğunu tebrik ederiz. Ben bu maçı Bayern'in kazanacağını düşünüyorum. Leverkusen bölüm sonu canavarıyla karşı karşıya. Oyunun sonuna geldi. Super Mario gibi. Bakalım Xabi Alonso prensesi kurtarabilecek mi? Ben o durumdayım şu anda. Maça bakış açım bu. Tam o büyük ejderha değil mi? Evet tabii. Her yerinden bir şeyler çıkıyor. Atan, atlaman lazım, zıplaman lazım. Atıyor. Her şeyi yapman lazım yani ben için. Müzik de şey. Dın 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 dın. Aynen. Dın 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 dın. Gerilim veriyor dın sana dın böyle. Dın 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 dın. Düşmeyeceksin. Zaten kendisi için de takım için de çok büyük bir sınav. Kendisi çok fazla sınavı da başarıyla çıktı bu arada teknik direktörlük olarak ama. Yeri hazır zaten. Lige kazanmak, ligi kazanarak o gideceği yere başlamak çok büyük kredi. Çok havalı olur. Çünkü işte geçen sezon bile o ligin son haftasında Bayern Münih nasıl şampiyonluğu aldı? İnanılmaz bir şey yani. Ben hayatım boyunca unutmayacağım o Borussia Dortmund maçını. Bu arada unutmayacağım nedir? Rakibi unuttum şu anda. Ama Dortmund'un şampiyonluğunu nasıl kaybettiğini unutmayacağım en azından. Bakalım Leverkusen'de aynı olacak mı? Ya Bayern Münih'te de problemler var aslında ama son haftalarda bir tık daha iyi durumdalar. Biraz daha pragmatist bir oyun oynadıklarını söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Sen katılır mısın? Ya kendi oyununu oynuyor ya. Ya istese de oynayamaz bu kadro. Hı hı. Çözüm odaklı bir oyun. Yani bildiğini oynar yani. Oynar. Bu kadar eksiğe rağmen gene iyi kurtarıyorlar işleri yani. Bakma. Ben gol üstünden bahislerin mantıklı olduğunu düşünüyorum bu maç. Karşılıklı gol olabilir, üst seçeneği olabilir. Onlar en mantıklısı. Aynen, artık bu size kalmış. Ben oranı yükseltmek için Bayern Münih direkt kazanır da denerim. Direkt kazanır da, evet o da denenebilir ki Bayern Münih herhalde ligde bir daha bu böyle bir oranda da görmeyebiliriz bu arada kalan evet maçlarda. Yani. 2-19 Bayern Münih için Bundesliga'da. 2-19'dan favori. Evet. Yani maçın, yani bu maça çok meraklı değilseniz sadece izleyin. Gol bahsi evet, keyfi arttırır mesela. Evet. O yüzden gol bahsine giriyorum. 1.28'den 1.31'den şu andaki güncel oranından öyle girebilirsiniz. Aynen. Daha garantiye gitmek istiyorsanız da gol bahsi önerelim. Artık size kalmış. Ağzına sağlık. Lyoner FC Cumartesi'nin sonuna geldik. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Meşaleler yandı ve beklenen halay başladı. Enişte bildiğimiz gibi yine çok büyük oynuyor. Kayınço elini cebine attı ve kartı çıkardı. Kuzenlere bakın. Şov yapıyorlar. Şov. Zoraki gittiğin düğünü eğlenceli hale getirmenin tek yolu... Bilyoner. Maçın eğlencesi Bilyoner'e girdiğin an başlar.